Bonjour. Bu video serisinde Gramer Progresif kitabını birlikte çözeceğiz. Özet konu anlatımları paylaşacağım bu serideki amacım A1, A2 seviyesindeki bütün gramer konularını bitirmek ve birlikte gramer alıştırmaları çözmek. Kitabın linkine aşağıda ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden 47. üniteyle devam edelim. Ünitemizin ismi Quand j'étais petit, J'avais un chien. Türkçesiyle ben küçükken bir köpeğim vardı. Bu ünitede birlikte en konusuna odaklanacağız. En zamanı Türkçede yapıyordum, biliyordum, gidiyordum ya da yapardım, gelirdim, giderdim zamanlarının Fransızcadaki karşılığı. Öncelikle bu zamanda fiilleri nasıl çekimlediğimizi birlikte inceleyelim. Yaptığımız şey aslında çok basit. Fiilimizin şimdiki zamanda Hezon'da Nu şahsına göre çekiminde yer alan o en es harflerini atar ve bir kök elde ederiz. Ve elde ettiğimiz bu kökün üstüne sırasıyla J için bir A-I-S, tü için A-I-S, İl için a -İ -T, nu için i o n -S, vo için i-o-z, il için ise a -I -N -T ekleriz. Yani amperfe zamanında fiil çekimleyebilmek için prezanı çok çok iyi bilmek gerekiyor. Ne demek istediğimi daha iyi ifade edebilmek için birkaç örneği birlikte inceleyelim. Basit bir örnekle başlayalım. İlk örneğimiz telefon etmek anlamına gelen telefone fiili. Bu fiilin şimdiki zamanda prezandaki çekimi je téléphone, tu telefon, il telefonu, nu telefonu, vu telefone, il telefonu. Ne yapıyoruz? Nu da sonda bulunan o n s harfini atıyor ve amparfenin kökünü elde ediyoruz. Bu örnek için kökümüz mavi ile belirtilen telefonlu. Bu kökün üzerine az önce ifade ettiğim harfleri sırasıyla ekleyeceğiz. Ve elde ettiğimiz çekim şu şekilde olacak. Je telefone, Tu telefone, Il telefone, Nous téléphonions vous telefoniye il telefone. Fark ettiğiniz gibi je, tu, il ve çoğul olan ildeki fiil çekimlerini birebir aynı olarak telaffuz ettim. Çekimi tekrar okuyorum. Je telefone, tu telefone, il telefone, nous telefonions, vous telefoniez il telefone. Eğer siz şimdiki zamanda örneğin je şahsı için je telefon diye okumanız gereken çekimi je telefone diye okursanız onu karşı taraf en parfait olarak algılar. Dolayısıyla fiillerimizin şimdiki zamandaki çekimini bilmek ve bunları doğru olarak okumak çok çok önemli. Bu konu hakkında epey video yaptım. Bunları yorum kısmına sabitleyeceğim. Eğer ki şimdiki zamanda eksiğiniz varsa bu konuda biraz zorlanabilirsiniz. Öncelikle o eksikleri kapatmanızı tavsiye ederim. Telaffuz biraz daha iyi otursun diye Öncelikle şimdiki zaman ve sonra empafi olacak şekilde fiil çekimlerini okuyacağım. Je téléphone Je téléphone Tu téléphone tu téléphonais il téléphone il téléphonait nous téléphonons nous téléphonions vous téléphoniez vous téléphoniez il téléphone il téléphonait on se faire un peu avec « il » a ilerleyelim Fiilimiz birçok anlama gelen ancak temel anlamı almak olan ''prendre'' fiili. İngilizcesiyle ''to take''. Fiilimizin şimdiki zamandaki çekimi ''je prends'', ''tu prends'', ''il prend, ''nous prenons'', ''vous prenez'', ''il prenne''. Ne yapıyoruz? ''Nous''daki ''ons'' -E harflerini atıyor ve kökümüzü elde ediyoruz.

il prenait. Tekrar okuyorum. Je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. Yine aynı şekilde je, tu, il ve çoğul olan ildeki fiil çekimlerini birebir aynı olarak okudum. Aynı mantıkla ilerleyeceğim. Önce présent, sonra imparfait e göre fiil çekimlerini okuyacağım. Je prends Je prenais. Tu prends. Tu prenais. Il prend. Il prenait. Nous prenons. Nous prenions. Vous prenez. Vous preniez. Ils prennent. Ils prenaient. Tabi <'in> fiili olmak anlamına gelen Fransızcanın bu en temel fiilinin çekimini hatırlayacaksak Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Gördüğünüz gibi nu'da herhangi bir o, n s bulunmuyor. Dolayısıyla atabileceğimiz bir o, n es yok. İşte burada farklı bir kök kullanıyoruz. Kökümüz et kökü. Neyse ki hep aynı harfleri ekleyerek fiil çekimini elde edeceğiz. Dolayısıyla elde edeceğimiz fiil çekimi şu şekilde olacak. J'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient Tekrar okuyorum. J'étais tu étais nous étions étiez il zte fi çekimini anladığınızı umuyorum. Şimdi ise birlikte ampahfe zamanının hangi durumlarda kullanıldığını inceleyelim. Burada bir zaman çizelgesi görüyoruz. Çarpı ile işaretlediğim yer maintenant şimdi yani şimdiki zamanı ifade ediyor. Gördüğünüz gibi ampahfe zamanı geçmiş zamanda süreklilik arz eden olaylar için kullandığımız bir zaman. Türkçesiyle yapardım, gelirdim, giderdim, oynardım gibi ifadeleri imparfait zamanıyla ifade ediyoruz. Birlikte de birkaç örnek inceleyelim. Quand j'étais petit, je jouais de la guitare. Quand j'étais petit, ben küçükken, benim küçük olman bir süreçtir. Je jouais de la guitare. Gitar çalardım. Gitar çaldım demek istemiyoruz değil mi? Ben küçükken gitar çalardım. İngilizcedeki used to gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu zamanı eylem bir eylem olduğu için ne diyoruz? Je jouais de la guitare. Imperfe zamanını kullanıyoruz. Avant je fumais mais je ne fume plus. Avant, eskiden, je fumais. Sigara içerdim, me je ne fume plus. Ama artık sigara içmiyorum. Eskiden sigara içtim. Kulağa biraz garip gelecektir. Eskiden sigara içerdim dememiz gerekiyor. Bu geçmiş zamanda tekrar arz eden, süreklilik arz eden bir olay olduğu için ampafe zamanını kullanmamız gerekiyor. Başka bir örneğe daha bakalım. À cette époque-là on allait à Paris chaque été. À cette époque-là o dönemler on allait à Paris. Paris'e giderdik. Chaque été. Her yaz. Burada her yaz yaptığımız bir eylemi ifade ediyoruz. Yine geçmiş zamanda tekrar içeren bir eylem olduğu için en parfait zamanını kullanacağız. Tekrar ifade etmek gerekirse Türkçedeki yapardım, gelirdim, giderdim Fransızcada da zamanıyla ifade ediliyor. Imparfait zamanı buna ek olarak passé composé ile birlikte de çok sıklıkla kullanılan bir zaman. Geçmiş zamanda devam eden, sürekli arz eden bir olay var ve bu olay ani bir olayla kesiliyor. Süreklilik arz eden olayımızı imparfait zamanıyla o olayı kesen olayı ise passé composé -e ile ifade ederiz. Burada ise karşımıza yapıyorken, geliyorken, oynuyorken gibi ifadeler çıkacaktır. Örneklerimize bakalım. Quand elle dormait, sa mère est entrée dans sa chambre. Quand elle dormait. O uyurken onun uyuması süreklilik arz ediyor dolayısıyla imparfe zamanını kullandık. Sa mère est entrée. Annesi girdi dans sa chambre odasına. Annesinin odaya girmesi noktasal bir eylem, süreci kesen bir eylem. Dolayısıyla cümlenin ikinci yarısında passé composé zamanını görürken cümlenin ilk kısmında süreklilik ifade eden yerde imparfe zamanını görüyoruz. Başka bir örneğe bakalım. Il faisait beau. Il jouait avec ses amis. Soudain, il a vu un homme. Il faisait beau. Hava güzeldi. Il jouait avec ses amis. Arkadaşlarıyla oynuyordu. Soudain, aniden il a vu un homme. Bir adam gördü yine aynı şekilde havanın güzel olması, kişinin arkadaşlarıyla oynaması geçmiş zamanda bir süreklilik içeriyor. Ama bu sürekliliği kişinin bir adamı görmesi dikey olarak kesiyor gördüğümüz gibi. Arkadaşlarıyla oynuyordu, adam gördü, oynuyordu değil mi? Yapıyordu, geliyordu. Bu bağlamda da imparfait zamanını kullanıyoruz. Son olarak başka bir örneğe daha bakalım. Quand le bus est arrivé, j'écoutais de la musique. Quand le bus est arrivé. Otobüs geldiğinde j'écoutais de la musique. Müzik dinliyordum. Yine aynı şekilde benim müzik dinlemem geçmiş zamanda bir süreklilik ifade ediyor ve otobüsün gelmesi bu süreklilikte noktasal bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Özetle, Imperfenin Türkçe karşılığı gelirdim, giderdim, yapardım, ederdim ve beraberinde geliyordum, yapıyordum, ediyordum, görüyordum formlarıdır. Örneklerimizi yapınca bu konunun biraz daha netleşeceğini umuyorum. O halde hiç vakit kaybetmeden kitabımızın 119. sayfasına geçelim ve örneklerimizi birlikte çözelim. Tabi vakit kaybı demişken videoyu beğenmenizi bir vakit kaybı olarak görmediğimi ifade etmek isterim. Eğer buraya kadar izlediyseniz muhtemelen faydalı bulmuşsunuzdur. Dolayısıyla videoyu beğenirseniz çok seviyorum. O zaman örneklerimize başlayalım. Mete al-enpafe selon le modèle. Modele göre bize verilen cümleleri empafe zamanında yazacağız. Tabi burada biraz mantığı da anlamak önemli. Sol tarafta maintenant demiş... Ve şimdiki zamanda bazı cümleler görüyoruz. Sağ tarafta ise "Avon eskiden demiş. Eskiden şunu yapardım, bunu ederdim bağlamında bir imparfait kullanmamız gerekiyor. İlk örneğimize bakalım. J'habit en France. Fransa'da yaşıyorum. J'habitais en Angleterre. İngiltere'de yaşardım. Bu formu bulmak için ne yaptık? Abite fiilini şimdiki zamanda nu'ya göre çekimledik. Nu zabitto. O en es harflerini attık. Abit kökümüz kaldı. Ve bunun üzerine bir a ekledik. Belki fark edeceğiniz gibi birinci grup fiillerin en pahvesi gayet basit. Aslında nu'ya gitmemize de pek gerek yok. Fiilimizin master formunda olan ö harflerini atıp jo için bir a s eklememiz de yeterli oluyor. Ama tabii söz konusu ikinci grup ve üçüncü grup fiiller olduğunda fiillerin çekimini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Buradaki örneklerimiz şu aşamada basit örnekler. Devam ediyorum. Je travaille à Paris. Paris'te çalışıyorum. Eskiden Londra'da çalışırdım diyeceğiz. O zaman ne diyorum? Je travaille. Je travaille à Londres. Je travaille Je travaillais. Je parle français. Français je connais le rhum. Est-ce qu'il y a un sadege? Anglais, je connais le rhum. Je parlais. Je parlais seulement anglais. Je parle. Je parlais. Je, parle. je regarde la télévision française. Francis, télévisionniste du rhum. Eskiden BBC izlerdim diyeceğiz. Ne diyoruz? Je regardais, Je regardais la BBC. Je mange des croissants. Croissants yiyorum. Sağ tarafta ne dememiz gerekiyor? Des O au bacon. Eskiden baconlı yumurta yerdim diyeceğiz. Ne diyoruz? Je mange Burada je mange derken ö harfini unutmamamız gerekiyor. Çünkü kökümüzü her zaman nu'dan alıyoruz değil mi? ''Nu derken bir ı harfi eklerdik. Burada dolayısıyla sonunda ı harfi bulunan kökün üstüne bir a i, s harfi eklemem gerekiyor. Bir diğer örneğimiz je bois du café. Kahve içiyorum. Du te. Çay içerdim diyeceğiz. Fille, il me dit, boire. Nous, là, nous buvons. Faut, on a d'un chien. Donc, ici, là, buve. Que cousin, un parfait qui me dit, j'aime. Mais, le tim checkim. Je buvais. Je buvais du thé. Et qu'il est devant et dur. Complétez les phrases selon le modèle. Donnez des exemples personnels. On délégera la chaque fois que je m'adresse. Tamamlayacağız. Kişisel örnek verin de demiş bize. Quand j'étais petit, ben küçükken, ben küçükken şunu yapardım, bunu ederdim diyeceğimiz için imparfe zamanını kullanmamız gerekecek. Je voulais être vétérinaire. Fiilimiz istemek anlamına gelen vouloir fiili ne yapmış? nous voulons daki o n ise atmış ve onun yerine je zamiri için bir a eklemiş. Dolayısıyla elde ettiğimiz çekim je voulais. Je voulais être vétérinaire'' Veteriner olmak isterdim. Ma sœur, elle zamirine göre ''ait'' eklememiz gerekirdi. Voulait être pilote. Pilot olmak isterdi. Mes cousines, Üçüncü çoğu şahısta ne yapıyorduk? A, I, ö -e N, T ekliyorduk. Dolayısıyla elde ettiğimiz çekim Vule oldu. Mekuzin cousin voulez être actrice. Kuzenlerim aktris olmak isterdi dedi. Devam ediyorum. Je faisais de l'escalade. Dikkat edelim. Faisais diye okumuyoruz bunu. Föze diye okuyoruz. Çünkü nu'daki çekimde nu faisons'' diye okurduk. Dolayısıyla biz burada ''Föze'' kökünün üzerine ilgili harflerimizi ekliyoruz. Je faisais de l'escalade. Ben tırmanış yapardım. Kız kardeşim tenis yapardı. Tenis oynardı bağlamında ne diyoruz? Ma sœur. Ma Faisait. Ama bir ''a-i-t'' ile. ''Masseur faisait du tennis.'' Devam ediyorum. ''Kuzenlerin dans yapardı.'' Yani ''dans ederdi'' bağlamında söyleyeceğiz. ''Mes cousines cousine faisaient.'' Ama nasıl bir ''faisaient''? ''A-i-e-n-t'' eklediğimiz bir ''faisaient''. me cousines de la danse.'' ''Je faisais.'' Ma sœur faisait mes cousines faisaient. Burada fiil çekimlerinin hepsini aynı olarak okuduk gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. J'aime les Hayvanları severdim. Kız kardeşim arabaları severdi diyeceğiz. Ma sœur ama nasıl bir eme? A i t dediğimiz bir e. Eme levature kuzenlerim kuklaları severdi diyeceğiz. Me kuzin eme ama a i e n t eklediğimiz eme eme le pupe. Devam ediyorum. Je croyais au Père Noël. Fiilimiz de burada inanmak anlamına gelen croire fiili. Fiilimizi şimdiki zamanda nu'ya göre çekinmediğimizde croyon kelimesini elde ediyoruz. O enisi attık. Croy kökünü elde ettik. Onun üzerine de bir a ekledik. Devam edelim. Kız kardeşim trollere inanırdı diyeceğiz. O zaman ne diyoruz? Ma sœur croyait ama bir a i t ekledim croyait. Ma sœur croyait Devamında da kuzenlerim Perilere inanırdı diyeceğiz. Ne diyoruz? Mecuzin Koye Ama bir a i e en t Dediğim Koye Koye o fait. Je Koye Ma Sœur Koye Mecuzin Koye Hepsini aynı olarak okudum Ama hepsini farklı olarak yazdım. Devam ediyorum. Je lise Boule et Bille Fiilimiz burada lire, Nu lizon diyoruz. O en iyisi Liz kökümüz kaldı. Üzerine bir a i s ekledik. Dolayısıyla je lise formunu elde ettik. Ben bu ve bil okurdum. Kız kardeşim ten ten okurdu diyeceğiz. Ne diyoruz o zaman? Ma sœur ama bir a i t yazılan lise Tantin, cousin en au cours de DJZ, on se Mes cousines, mes cousines lisaient, Anderson. I E N Je lisais, ma soeur lisait, mes cousines lisaient. Utilise des et du avec les finales de l'imparfait. Basit bir alıştırma. Verilen boşlukları fiillerimiz empafede çekilmeyecek şekilde tamamlayacağız. İlk örneğimize bakalım. Fiilimiz lire. Nous lisons. O zaman ne dedik? Je lise. İkinci fiilimiz yağmur yağmak anlamına gelen pleuvoir fiili. Üçüncü tek şahıs olduğu için ne diyorum? Il pleuvait. Il pleuvait. Devam ediyorum nous prenons demiş. Fiilimiz prendre. Şimdiki zamanda nous prenons. Imparfait de ise nous prenions. Nous prenions. Devam ediyorum. Fiilimiz habiter. Şimdiki zamanda nous habitons. Dolayısıyla kökümüz habit. Ve üzerine bir a, i, s eklediğimizde elde ettiğimiz çekim tu habiter video çok da uzamasın diye aynı şeyleri tekrar etmeyeceğim. Direkt çekimleri yazacağım. Il fiilimiz faire, çekimimiz il faisait. Fiilimiz et. istisnai bir fiildi. Bu fiilin en et kökü üzerine kurardık. O zaman ne diyoruz? vous étiez vous étiez devam ediyorum. Filmez, REGARDER, Dans cette période, on a du Nous regardions, nous regardions. Fiilimiz prendre. On a NE du Tu prenais, tu prenais. DEVAM Filim Filmez être. On a NE du Il était, il était. Fiilimiz istemek anlamına gelen var. en e vu için bir i özet ekleyeceğim elde ettiğim çekim. vu vouliez. Vous vouliez. Bir diğer örneğimize geçelim. Fiilimiz şarkı söylemek anlamına gelen chanter, o her zaman tekil olan il ele göre çekimlenirdi. Onun için eklemem gereken ek a i -t. Dolayısıyla ne diyorum? On chantait. On şante. Diğer örneğe geçelim. Fiilimiz uyumak anlamına gelen dormir. O zaman nu için ne demem gerekiyor? Dormiyon. Nu dormiyon. Yan tarafa geçiyorum. Fiilimiz söylemek anlamına gelendir. O zaman ne diyoruz? Nu disions. Nu disions. Bir diğer fiilimiz ise fer fiili il için çekimde ne ekliyorum? Bir a i ö en O zaman elde ettiğim çekim il föze. Il föze. Ve son fiile geçelim. Fiilimiz avoir. Bu için eklememiz gereken ekler i ö z. O zaman ne diyoruz? Vous aviez. Vous aviez. Je lisais, il pleuvait, nous prenions, tu habitais, il faisait, vous étiez, nous regardions, tu prenais, il était, vous vouliez, on chantait. Nous dormions, nous disions, il faisait, vous aviez. les devant et durum. Il y a, il y avait, faites des phrases présentes et à l'imparfait, continuez des miches bizarres. Il y a, voir de en de il y avait. formlarını kullanarak cümlemizi tamamlayacağız. Örnekte ne demiş? Dans mon quartier. Benim mahallemde. Maintenant il y a un parking. Şimdi bir otopark var. Avant il y avait une place. Eskiden bir meydan vardı. Avant il y avait une place. Il y a var il y avait vardı. Et exemple, est le maintenant, 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 on est quatre membres de l'acteur. Maintenant, je suis en train de faire supermarché, un supermarché, épicerie, et c'est un bac à Maintenant, je suis en train de supermarché, il y a un supermarché, virgule, avant, et ce qui donne, et ce d'un un de il y avait une épicerie. Maintenant, il y a un supermarché. Avant, il y avait une épicerie. Béchet, de Vam et du décrivait le portrait et les habitudes d'un ancien professeur de Mich. Eski bir öğretmenin alışkanlıklarının portresini betimleyin demiş. Peki örnek cümlelerimiz neler? Il parlait doucement. Yavaşça konuşurdu. Il arrivait toujours en retard. Hep geç gelirdi. Biz ne diyelim? Çok kibar biriydi diyelim. Il était très gentil. Birazcık daha yerimiz kaldı. Bir cümle daha kuralım. Kırmızı bir arabası vardı diyelim. Kullanmamız gereken fiil sahip olmak anlamına gelen avoir. O zaman ne diyorum? Il avait une voiture rouge. Il avait une voiture rouge. B'ye e geçelim. Stella Star s'est mariée cette fois. Imaginez. Stella Star 7 kez evlendi. Hayal edin demiş bize. Örnek cümlelerimize bakalım. Quand elle vivait avec Sylvestre, il faisait du karate. Quand elle vivait avec Sylvestre. O Sylvestre le yaşarken, il faisait du karate. Karate yapıyordu. Quand elle vivait avec Ludwig, Ludwig de birlikte yaşarken, ne diyelim? Çalışmıyor diyelim. El ne travaillait pas. El ne travaille pas. Bir cümle daha kuralım. Quand elle vivait avec Antoine. Antoine'la birlikte yaşarken Instagram'da çok zaman geçiriyordu diyelim. Elle passait Elle passe beaucoup de temps, beaucoup de temps, Instagram'da diyeceğiz, sur Instagram. Evet, böylece 47. üniteyi de bitirmiş olduk. Kitabı bitirmemize sadece 13 ünite kaldı bu konular takdir edersiniz ki bir üniteye sığdırılabilecek konular değil. Bu konuları içselleştirmeniz tamamen yapacağınız pratikle alakalı bir konu. Onun için bu videolarla yetinmemenizi, bol bol pratik yapmanızı öneririm. Ve beraberinde gördüğünüz gibi şimdiki zaman gerçekten çok çok temel bir zaman. Eğer bu konuda eksiğiniz varsa bu ve bundan sonraki konularda zorlanmanız muhtemeldir. Bu sebepten dolayı şimdiki zamandaki eksiğinizi gidermenizi öneririm. Aşağıda zaten şimdiki zamanda fiil çekimleri ile ilgili yaptığım bütün videoları sabitleyeceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.